Evet, bugün Erdal abinin yanındayız nefes makine olarak. Bu makinede biraz yıpranmalar, biraz sorunlar yaşamışlar. Bunu değiştirmek istediler bizden. Bir adet bura delik istediler. Biz de hazırladık, kendisine getirdik. Buyur abi, açabilirsin. Bu eski makineyi geri verip yerine bir tane alıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Hayırlı olsun, olur. Aç abi. Şimdi Erdal abiyle bir ticaret yaptık. Kendisine sıfır makine getirdik, kurduk. İkinci el makinesini basit aldık. Makinemiz biraz problemli. Şimdi arabamızı yükleyeceğiz. Dükkanımızı yükleyeceğiz. Bütün eksikleri tamamlayacağız. İnşallah satışa sürdürüyoruz. Daha hayırlı olsun. Sağ olun. Ben de aldım. Şimdi makinamızı getirdik dükkanımıza. İlk önce makinamızı bir kırpacağız. Güzel bir banyo yaptıracağız. Bir abdest aldıracağız inşallah. Ondan sonra eksiklerini hesaplayacağız. Ne çıkacaksa eksiklerini alacağız, getireceğiz, takacağız. Makinamızı bir kere vaziyete getireceğiz. Şimdi temizliğe başlayalım. Makinamızın her yerine Japon yapıştırıcıları da anlatmışlar. Niye yapmışlar ben de bilmiyorum ama hiç hoş bir görüntü değil tabii ki. Biz bunları rutuşlayacağız şimdi. Japon ne alaka makinanın üzerinde? Maalesef Japon her türlü bir şeyler yapıyor.
Şimdi makinamızı dediğim gibi güzelce yıkadık, kırkladık diyeyim ben size. Bir abdest aldırdık makineye. İnşallah yeni hayatında başarılı olacak. Tabii eksiklerini tamamlayınca. Bunu yapmaya çalıştık. Şimdi tabii iş bitti mi bitmedi. Önce makinamız rutuş olacak. Makinenin üzerinde kırmızı kumaş boyaları var. Onları yok edeceğiz Allah'ın izniyle. Tabii makineyi temizlerken bir sürü de eksik parçası meydana geldi. Onları gördük. Onları şimdi tamamlayacağız. Mesela komple... Evet, şimdi tespit ettiğimiz eksik malzemeler için Volkan kardeşimizin yanına geldi. Kendisi parçacımız, sağ olsun, etkili tamircisi makinaları. Şimdi bize BTR komple. Orijinal yan sanayi. Orijinaller. Gözlü varsa gözlü marka ver bana. Gözlü marka var. Oduncu dişli plakamız var marka. Var. Ondan da bir tane alalım. Karakter dedik. Ondan sonra oduncu plaka dedik. Dişli plaka alalım. Bir takım değil mi? Evet, bir takım yeterli. Şöyle. Tamam. Alt üst bıçak, hareketli sabit bıçak. Jüki, 9 meselesi. Deniz kartı olsun. Deniz kartı olsun. Kol boyu penye mi? Normal penye. 3. Çardak tasımız var mı orada? Tasımız. Tamam. Tamam, hareket edecek. Masurası toplayıcı. Çünkü. 9800. 9800. Evet. Ondan sonra şarteli ben aldım. Çalmış tırnağı. Buna kapalı bir tane. Bu da birinci kalite. Evet, birinci kalite. Ben de mesela birinci kalite kullandığım için. Evet. 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 Ondan şaşırmıyorum. Teral çubuğunu aldım. Güzel. Bir tane güzel et. Birinci kalite. Çardak tasımız ne var? Çardak tasımız arka tarafta burada. Tamam, onu da ekleriz üzerine. Çardak tasları da gelir. Kelebeğimiz de var. Evet. Tamam. Bir de şey, Rokan. Bu hareketli bir çan vidası. Patrol vidası var ya. Şimdi bu vida farklı bir vida. Bunun içini bozmuşlar. Burada faturası vardır. Bunun içine oynaması gerekiyor. Bu bıçak tehlikeli bir vida olmazsa çalışmak yok. Şimdi başka bir şeyimiz. Şarteli yazdık, çamrızı yazdık, yüzünü yazdık, tedav çubuğunu yazdık, düzeltler. Düzeltler mi lazım? Tamam, o da gelmiş. Çardak tası, içeride tükelebiri. Tamam, bıçak vidasını aldık. Bizim malzemeler bulunur. Bir fiyatını çıkartırsınız. 250 lira çağımız. 650 lira. Şey? 55 lira. 55 lira da. Dişli plaka. Dişli plaka. Birinci kalite 60-120. Stop boyunca 3 dolar. Ne yapar? 30-70. 75 lira. 75. Bıçak, orijinal bıçak, tamam. 265 lira. Tamam. Bir daha orijinal olan 20. Tırnak birinci kalite 85 lira. Ayak orijinal ayak 110 lira. Şimdiden 1270 lirayı gördüm. Artık. Toplamı 1440. 1400 lira. Çardak tabakları var 1500 lira. 1500 lira. Toplamı 60 lira.
25 lira. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Şuradan karttan çekersin kardeşim. Herkese bol kazanç. Evet. Şimdi pedallarımızı göster. Ayaklarımız boyandı, kırıl kırıl, sıfırdan farksız. Daha tekerleklerin arasındaki ipler de temizlenecek, onlar da çıkacak. Şimdi gövde boyamızı göster. Rutuşlarını yaptık. Onlar da kırıl kırıl çıktı meydana. Şimdi kurumaya bekleyeceğiz. Ondan sonra şu pedal çınıklarımızdan geliştireceğiz. Bunlar kırık ipler bağlamışlar. Kırık şalterimizi değiştirdik. Bakın şurada gördüğünüz malzemelerin tamamı 1500 lira tuttu, boyası hariç. Aldıklarımızın her parça birinci kalite parça. Sadece boya hariç 1500 lira para tutuyoruz. Evet. Pedal çubuğumuz değişti. Şunu şöyle koyalım. Şimdi pedala basacağız. Kirlenmesin. Şimdi şu çardak pastalarını takalım. Şimdi çavuzumuzu yenisiyle değiştireceğiz. Zaten eskisi yoktu. Evet. Bu alt taraf da işimiz bitti. Şimdi iplik tutucumuz neredeyse sıfır. Bunu değiştirmeye gerek görmedim. Aldım yenisini gerçi ama bu hareketli bıçağımız. Bunun da yenisini takalım. Kanallar doldurmuş pislikle. Şimdi hareketli bıçağımıza bakın. Şu vidayı takmışlar. Bu vidayın ağzını kesmişler, mesmişler, yalama olmuş diye. Bu faturalı bir vidadır. Şurada kanalı vardır. Ekranda ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Biz tabi bunun yenisini aldık. Bu kıymetli. Aslında 15-20 liralık bir parça ama orijinali. Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Onunla uğraşana kadar keşke yenisini alıp taksaydık. Zaman kaybından başka bir şey değil bence.
Şimdi bu vidayı taktığınızda bu bıçak böyle rahatça oynaması gerekiyor. Bu önemli bir husus. Oraya dikkat edersiniz. Evet. Şimdi bizim üzerinden çıkan sabit bıçağımız bu. Ben hani sağlam da olsa değiştireceğim zaten ama çok da sağlam değil benim gördüğüm kadarıyla. Bunu da yenisini taktık. Bunun sadece ileri geri ayarı var ama ben şurada bir sonuna kadar çekiyorum burayı. Burada boşluk kalması benim için yeterli oluyor yani. İp tutucusunda boşluk kalsın yeterli. Ve düz makine grubunda bileğlenebilen tek bıçak bunlar. Diğerleri bileği tutmaz. Şurada mekiğimiz, masuramız var zaten. Onu da altına takalım. Şimdi dişli dişlerimizi takalım. Bu üzerinden çıkan dişler, plakalar sağlamdı. Lakin biz bunları saferi, yani oduncu dediğimiz dişlerle değiştiriyoruz. Çünkü bunlar her kumaşa yatırım yapıyor. İnce jileyi de dikersiniz, kaba kumaş da dikersiniz. Hiç korkma, kot bile çalışabilirsiniz bu plak, dişli plakada. Bizim yeni vidalarımız var. Bunları da takalım. Evet. Şimdi bir de düz ayağımız var. Bu düz ayakların şu aralarında sürekli çapaklar oluşur. Bunlar takar takmaz kopartır, atar. Biz o riske girmemek için elmasıyla bunlardan bir şey yapalım. Ağzını bir temizleyelim. Ayağımızda taktığımıza göre şunlar da bizim artanlarımız. Bu makineden geri kalanlar. Diğerleri zaten üzerinde yoktu. Şimdi sıra geldi iplerini takmaya. Zaten dikeceğini ben biliyorum. Mustura sarıyor mu sarmıyor mu onu da kontrol edelim. Musturalarımıza da bakalım. Mustura bir şişirir. Bakalım ne yapıyorum hocam. Şimdi bakalım. Maşallah bir şimdi geliyor. Yaklaştırdım. Şu dikişin güzelliğine bak. Bir de tersine bakın.
ne altı üstü ne üstü altı gösteriyor. Şimdi masramızı sardıralım, makinamızı bir zorlayalım bakalım ne yapıyor. Emin olun ki mosura bitene kadar basacağım, gene kopartmayacak. Evet. Masura bitene kadar basın, makine kopartmayacak, atlamayacak. Bıçaklarımız da gayet güzel çalışıyor. Tabi bitti mi? Şimdi bir de programlarımıza bakalım. Pomperezimiz yapıyor mu? Hemen bakalım. Hop, pomperezimiz yapıyor. Bence harika. Biraz da küçültelim pomperezimizi. Fevkalade oldu şimdi. Şimdi biraz da oynayalım makinamızla. Şimdi makinamız işin ortasında ayak kaldırıyor mu kaldırmıyor mu, şu an onları araştırıyorum ben bu işlemi yaparken. Yani pedalımızda bir sıkıntı var mı yok mu, burada onlar elden geçiyor. Tekliğine sayıyor mu, hızlı gidiyor mu, yavaş gidiyor mu. Şimdi bu işlemi yaparken bunların hepsini otomatik ben görüyorum zaten. Evet. Evet. Şimdi makinamızın bütün programları çalışıyor. Bu tuşunu da yaptık. Güzelliğini yaptık. Şimdi biraz da makinamızı güzelleştirelim. Her zaman dediğimiz gibi herkes makine satar ama lakin herkes bu hizmetleri bu makineyi bu şekilde ayarlayamaz. Şimdi alacak arkadaşı bekleyeceğiz. Allah'ın izniyle kısmet kimliyse bakalım kime satacağız biz de bunu. Evet, makineyi önce güzel hazırladık. Dedik ki sevdiğimiz birine gitsin. Sağ olsun, çok da sevdiğimiz değerli müşterilerimizden biri Halit kardeşimiz Kütahya'ya bir tane makine arıyormuş. O da dedi ki bana bir makine lazım. Biz de onu önerdik. O da çok beğendi.
Hayırlısıyla bakalım Kütahya'ya doğru göndereceğiz. Halit kardeşim hayırlı olsun. Teşekkürler abi. Allah abi zaten senden olsun. Çıktıysa, nefes makineden çıktıysa gözümüz arkada kalmıyor. Kütahya'ya gönderdiğimiz zaman da inşallah bir sıkıntımız olmayacak. Olmayacak. Elimizden geleni yaptık. Kütahya'dan da küçük bir videosunu isteyeceğiz senden. Çalışırken, bantın içinde. Hadi yükleyelim bakalım. Hayırlısı olsun. Al sana yeni yıl Halit kardeşim. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Amin. Hadi bakalım. Çarabı taslana kadar her şeyinden yiyeyim. Tuttun mu abi? Tuttum. Ben de. Getirsene. Senin ekip sağlammış. Sağlam. Ben nereden geldim? Ben de getirelim. Kutuyu getirsene. Kutuyu getirsene. Kutu burada. Nerede? Artık bana verdi abi. Ya şey ne yapıyor? Aa onun üstüne biraz boşaltalım. Ne oldu? Hadi bakalım. Ne oldu yazık günah. Makinamız Kütahya'ya gidiyor şu an. İnşallah orada çalışır videolarını atacaklar bize. Yarın oradasın lan. He, yarın mahtan. İyice tamam, sana atlatalım. Tamam. Kesin oldu. Kesin kapattım bakın bunu. Tamam. Abi teşekkür ederiz. Ben eline sağlık. Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Abi. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Hayırlı akşamlar. Hadi. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Makinamızı ikinci el olarak aldık. Birçok eksikleri vardı. Boyası kötüydü, onları yaptık. Güzelce bakımlarını yaptık. Yeni bir hayata kavuşturduk makinamızı. İnşallah uzun zamanda da kullanırlar. Hiçbir de bir şey olmaz Allah izniyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum bu videoyu izleyen. Şunu unutmayın ki herkes makine satar. Lakin herkes bu hizmeti verip bu makineyi bu şekilde ayarlayamaz.